Deneğimizde kullanacağımız malzemeler mayoz ahşap kiti. Şimdi hep birlikte mayoz 1'in ve mayoz 2'nin bölünme evrelerini inceleyelim. Mayoz 1'in ahşap kitini parçalarından ayıralım. Şimdi ise sıralamasını yapalım. Birincisi interfaz, ikincisi profaz, yani hücrede yer alan DNA iplikleri kısalıp kalınlaşmasını sağlar. Üçüncüsü metafaz, tetratları oluşturan kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine karşılıklı bir şekilde yerleşmesini sağlar. Dördüncüsü anafaz, karşılıklı olarak dizili halde bulunan kromozomlar birbirinden ayrılır ve zıt kutuplara doğru çekilirler. Beşincisi telofaz. Telofazda zıt kutuplara çekilen kromozomlar uzar ve incelirler. En son ise bölünmüş hücreler olarak bölünürler. Bu şekilde mayoz bölünme 1'in evrelerini görmüş oluruz. Mayoz 2 ahşap kitini parçalarına ayıralım. Mayoz 2'de bölünme evrelerinde birincisi interfaz, ikincisi profaz. Mayoz 1 sona erdikten hemen sonra dinlenme olmadan çekirdek zarını parçalar. Metafaz her iki yavru hücrenin de M sayısındaki kromozomları hücrenin ekvatoral düzlemine dizilir. Dördüncüsü anafaz. Mayoz 2'de gözlenen anafaz evresi mitoz bölünmedekine benzerlik gösterir. Beşinci ise telofaz. Bu evrede kromozomların sarmalları açılır. Bu sebeple de görünmez olurlar. En son olarak ise bölünmüş hücrelere ayrılır. Bir deneyin sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.